Ya da devlet eliyle insanlara çökme. Otele tankla girmiş adam, otele. Ya otele tank işini konuşmak gerekir. O Cihan Ekşioğlu değil mi? Arkadaşlar onun fotoğrafını bir getirin Cihan Ekşioğlu'nun. Bunu hemen bu konuya bir girelim. Şöyle. Ya her ne hikmetse Sayın Altay, kimin adı Sedat Peker'in ağzından çıkarsa ertesi gün ya bakanlarla ya AKP'nin önde gelen isimleriyle, bakın burada evet, tek tek var. Fotoğrafları var. Binali evet, Yıldırım'la var, Süleyman Soylu'yla var. Şimdi isimleri öyle bir gündeme geliyor ki bunların. Mesela o otelime, Paramount Oteli Bodrum'da benim otelime tankla girdiler, elimden aldılar diyen Aylin Uras adlı kadının verdiği isim Cihan Ekşioğlu. Hemen Cihan Ekşioğlu'na giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki inanılmaz bir ilişkileri var. Silahlı kuvvetleri evet, var, emniyetle var, devletle, ihale var. Devletle. Yani iddialar askıda, havada kalmıyor. Hemen arkası doluyor. Neden böyle bu işler? Niye? Mesela o yurt dışına kaçan TODEX'in sahibinin İçişleri Bakanı'yla fotoğrafları vardı. O yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın sahibinin valiyle, AKP'nin sorumlularıyla fotoğrafları vardı. Tesadüf mü bunlar? Şimdi hiçbir şey tesadüf değil. Türkiye'de hiçbir şey tesadüf değil. Hani çok bilinen ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü boşuna söylenmiş bir atasözü değil. Bir siyasi partinin kimi unsurları suç örgütleriyle, karanlık organizasyonlarla iç içe girer, et tırnak olursa bundan zarar o siyasi parti görür. Fakat kardeşim devlet suç örgütleriyle içli dışlı olmuşsa, et tırnak olmuşsa, devlet resmi işleri de, resmi olmayan işleri de suç şebekeleriyle yapmaya başlamışsa, mafyanın birisine iyi, birisine kötü der hale gelmişse, bir mafya yöneticisini hapisten çıkarmak için özel af çıkarırken bir başkasını yurt dışına sürüyorsa, işte o devletin çürüdüğü, koktuğu yerdir. Devlet ve siyaset kokusu. Marmara Denizi ekolojik bir çürümeye maruz kalmış. Bir şekilde bilimsel olarak çözeriz. Yarın da mecliste bunun komisyonunu kuracağız. Peki devletin ve siyasetin etik ve ahlaki çürümüşlüğünü nereye koyacaksın kardeşim? Bize diyor ki suç örgütlerinin arkasına sığındın diyor. Peki, peki. Şimdi söylüyorum. 2015 dönemin başbakanı sanıyorum Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı bir siyasi etik yasası yapalım diyor. Diyor ki parti üst yöneticileri, parti grup başkan vekilleri yani bizler İl ilçe başkanlarının mal bildirme ve açıklanması şeyi mal bildirimi zorunlu olsun. Zorunlu olsun. Ceza hükmü olsun, müeydesi olsun. Sebepsiz zenginleşmenin şeyi belli olsun. Tayyip Bey ne diyor? Tayyip Bey bak bugünü o günden söylemiş kardeşim. Demiş ki böyle gidersen görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsın diyor. Etik biz, yasasını çıkarırsan. Evet. Bak Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzası ve 3 grup başkan vekili olarak bizim imzamız siyasi ahlaksızlıkla mücadele ve siyasi etik kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte. Bu hala komisyonda görüşülmedi. Komisyon gündemine tabii çoğunluk hakim olduğu için. Ne zaman vermişiz? 30 Temmuz 2019'da. Çıkma ihtimali bundan var mı? Hiç yok. Hiç yok. Bu çıkarsa AK Parti'de görev yapacak il ilçe başkanı bulunamaz. AK Parti MKYK'sında görev yapacak yönetici bulunamaz. Ben demiyorum. Ben demiyorum. Kim diyor? Tayyip Erdoğan diyor. Tayyip Erdoğan. Yani siyasetin kirlenmesi, siyasetçinin kirliliği, siyasetçinin kirli işlere, gayrimeşru işlere bulaşması Erdoğan için olağan, Erdoğan için doğal. Siyasetçi ise kirli iş yapacak. Arkadaş şimdi ayakkabımı çıkartma bana. Bu değil mi? Küçük Tayyip İstanbul'a geldiğinde ayakkabısı delikti, ayağı üşüyordu diye. Değil mi? Bu. Şimdi daha önce söyledim ki o zaman bu gücünün, ekonomik gücünün belki dörtte biri yok idi Erdoğan'ın. Hem de kendi başbakanlık internet sitesinde kendi açıkladığı mal varlığı o zaman. Bu söylediğim 10-12 sene var. Kralları, kraliçeleri, Arap şeyhlerini kenara koyduğun vakit Erdoğan dünyanın en zengin 10 devlet yöneticisinden biriydi 12 sene önce. Şimdi düşünmek istemiyorum.
ilk beşe girdiği gibi bir dedikodu var. Batı. Bak dedikoduyla ama benim söylediğim bir Wikipedia'da olabilir. Şimdi hatırlamıyorum. Forbes gazetesinde, Forbes dergisinde çıkmıştı. Oradan oraya alıntılanmış. Çok rakam rakam vermiş adam. İşte demiş ki Hollanda Başbakanı'nın şu kadar mal varlığı var. İspanya'nın şu kadar var. Recep Tayyip oradan oradaki dolara çevrilmiş rakamıyla çok zengin. Allah selamet versin ya. Alın teriyle kazanılan para herkese haktır. Ama bir de maliye elinde. Bir vergi kayıtlarına bakalım. Sayın Erdoğan ne kadar vergi vermiş? Bugüne kadar devlet hani kazanınca vergi vereceksin. Daha zengin olmakın bir yolu bu. Ne kadar vergisi vermiştir? Ben bilmiyorum. Bilemeyiz. Biz onlara ulaşamayız. Ama olmadığını da bir şekilde biliyoruz. Devletten bize de bilgi geliyor. Namuslu bürokratlar var çok şükür. Yani biz bazen devletin bürokratlarına sert eleştiriler yapıyoruz ama eminim içlerinde namuslu bürokratlar, dürüst insanlar var. Bu arada tabii sonra hemen şunu söyleyeyim. Türkiye'de bu iddialara CHP başından beri pazar günü yayınlanan videolar üzerinden hiç yürümedik. Yürümedik. Bugün onunla ilgili suçlamış zaten ya muhalefeti. Ama bir yürümeye başlarsak Erdoğan ağzını açamaz. Ama dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir parti olarak devletin itibarını da düşünmek zorunda. Dünya milletler ailesi içerisindeki konumunu, pozisyonunu. Ama devletin çürüdüğünü, kirlendiğini, koktuğunu görüyoruz. Biz önce zannettik ki bir kanalizasyondan logar kapağı fırladı, lağım sokağa yayıldı. Hayır, Türkiye lağımın içine düşmüş. Devlet lağımın içinde, çukurun içinde. Buna seyirci kalamayız. Ya beni bırak, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bırak. Herkesi bir şeye, bir yere bırakalım. Şimdi bir kayıp damadımız var değil mi? Bir de kayıp 128 milyarımız var. Damat giderken ne dedi? At izi, it izine karıştı dedi. Bir cümle daha etti peşine. Allah sonumuzu hayretsin dedi. Bunu damadı aklamak için söylemiyorum. Damat görevde bulunduğu süreyle ilgili devletin ekonomik kayıpları noktasında vakti zamanı gelince hem millet nezdinde hem yargı nezdinde hesap verecektir. Suçu varsa cezasını çekecektir. Yoksa da aklanacaktır. Bu ayrı. Ama bir tablo var. Tekrar ediyorum. Tablo da üzücü yan şu. Şimdi iki figür var. İkisinin de Türkiye'de yaşayan herkes yeraltı suç örgütlerinin başı olduğunu, yöneticisi olduğunu, yönlendiricisi olduğunu biliyor. İkisi de kamuoyunda belli bir şöhrete sahip. Birisini özel hafla çıkarıyorsun, ana muhalefet partisinin genel başkanına tehdit ve küfür ettiriyorsun. Birisini de çağırıyorsun, sen şimdi git biz seni sonra alacağız diyorsun. Aman ha konuşma diyorsun. AK Parti'nin bir üst düzey yöneticisi ya şu Biden görüşmesine kadar bari sus diyebiliyor. İçişleri Bakanı diyor ki bu her ay 10 bin dolar bir siyasetçiye veriyordu diyor. O diyor ki ne 10 bin doları diyor ya, bagajına torba torba para koydum diyor. Ve Erdoğan muhalefetle uğraşıyor. 7 Haziran seçimlerine atıfta bulunuyor. Zaten Erdoğan'a göre seçim istemek vatana ihanet. Seçim istiyor hem Bahçeli mi? Seçim istemeye devam edeceğiz. Dün söyledik. O sandık gelene kadar Cumhuriyet